Tarihler 1389 yılını gösteriyordu. Sultan 1. Murat, Anadolu ve Balkan topraklarında epey başarı kat etmiş, ancak Osmanlı Devleti tarafından Balkan devletlerine gönderilen büyük bir akıncı grubu Plöşnik köyünde pusuya düşürülmüş ve tamamı şehit edilmişti. Gerçekleşen bu savaş sayesinde Balkan devletleri umutlanmış ve son bir kez Osmanlı'yı Balkanlardan atmak istemişlerdi. Sırpların kralı Lazar öncülüğünde büyük bir ordu toplanmış ve bu orduya Macarlar, Bosnalılar ve Bulgarlar da destek vermişti. Ve bu devletlerden yanı sıra Haçlı devletleri de orduya katılıp desteklemişlerdi. O yıllarda Bulgaristan devleti Osmanlı devletine bağlıydı. Buna rağmen gizli gizli Sırp birliklerine destek verip Osmanlı'ya ihanet etmişlerdi. Bunu haber alan Sultan 1. Murat derhal Sadrazam Çandarlı Ali Paşa emrindeki orduyu Bulgar başkenti olan Turnova'ya ele geçirmesini emretti. Çandarlı Ali Paşa Turnova'ya kısa vakitte gelmiş ve kaleyi kuşatarak almıştı. Sultan bu hamlesiyle Bulgar birliklerini savaştan saf dışı etmeyi planlıyordu. Sırp kralı Lazar, Turnova'nın ele geçirdiği haberini almış ve ordusuna güvenerek Sultan Murat'a elçileriyle bir mektup göndermişti. Mektupta, "Gel Kosova'da buluşalım, oğullarını da yanında getir. Ben bir oğlumu yanımda getireceğim. Seninle ya cenk ederiz ya da sulh ederiz." demişti. Bunun üzerine Sultan Anadolu'da bulunan Yıldırım Bayezid ve Yakup Çelebi'ye haber göndererek ilim beyleri iyi asker toplayalar, hazır olalar ve geleler demiştir. Padişahın bu çağrısına sadece Osmanlı ve Anadolu neferleri değil, Anadolu'daki çoğu beylik asker göndererek padişahı destekliyordu. Savaş başlıyordu. Sultan Murad-ı Hüdavendigâr, Balkanlarda bulunan Çandarlı Ali Paşa birlikleriyle birleşip Kosova'ya doğru yürümeye başlamışlardı. Sultan Murat ordusunu Kosova'ya götürmüş ve savaş meydanında karşısındaki kocaman bir Sırp birliğini gördü. Sultan savaş harbi düzenleyip çadırında divan üyeleriyle istişare etmiş, Yıldırım Bayezid, Yakup Çelebi, Kara Timurtaş Paşa, Çandarlı Ali Paşa ve Anadolu beyleri savaş planı düzenleyip karar vermişlerdi. O gece Sultan 1. Murat çadırına kapanıp sabahlara kadar Rabbine dua etmişti. Ellerini semaya açtı ve "Ya Rab, İslam ehline yardımcı ol. Düşmanı bizden uzak tut. Bize yardım et. Bizi düşmanın karşısında mağlup etme. İslam'ı tehlikelerden uzak tut. Bunca senedir yaptığımız savaşları, ettiğimiz duaları boşa çıkarma. Adımı kahrın ile perişan, yüzümü halkın içinde siyah etme. Din yolunda şehit olunacaksa bana da şehadet nasip et de ahirette mutlu bir yere ulaşayım." 1389 yılının Haziran'ında Kosova Meydanı'nda Sultan 1. Murat ve Sırp Kralı Lazar karşı karşıya geldi. Osmanlı ordusunun sağ kanadında Yıldırım Bayezid ve Gazi Evrenos Bey, sol kanadında ise Yakup Çelebi ve Anadolu Beylik askerleri vardı. Ordunun merkezinde ise Sultan Murat yer alıyordu. Ordunun merkezinin önünde savaş topları ve yeniçeriler vardı. Gazi Evrenos Bey'in tavsiyesiyle de ordunun sağ ve sol kanatlarına Hamitoğullarından gelen biner okçu yerleştirilmişti. Düşman kuvvetlerinin merkezinde Sırp Kralı Lazar, sağ kanadında Brankoviç, sol kanadında da Tavarka kuvvetleri vardı. Muharebe Sırp toplarının ateşlenmesiyle başladı. Bunun üzerine Osmanlı topları da aynı şekilde karşılık verdi. Savaş devam ederken Sultan Murat sağ ve sol kanatta yer alan okçularına ileri giderek düşman kuvvetlerine ateş yapmalarını emretti. Okçular düşman kuvvetlerine ok yağdırmaya başladı. Düşman kuvvetleri muazzam bir kayıp vermişti. Bunun üzerine düşman ordusunun tamamı saldırıya geçmişti. Lazar'ın emrindeki süvariler Osmanlı merkez kuvvetlerine doğru akın ediyordu. Ancak bu saldırılar işe yaramamış ve Yeniçeriler tarafından durdurulmuştu. Brankoviç kuvvetleri Yakup Çelebi'nin askerlerine, Tuvarka kuvvetleri ise Yıldırım Bayezid birlikleriyle cenge tutuşmuştu. Savaşın tam bu sıralarında Osmanlı merkez birlikleri ve Yıldırım Bayezid'in askerleri ilerleme kat etmiş, çıktığı bir tepeden seyreden Murad-ı Hüdavendigâr askerlerini izliyordu. Yıldırım Bayezid birlikleri gayet iyi bir durumdaydı. Ancak Yakup Çelebi için aynı şey söylenemezdi. Brankoviç birlikleri adeta canlanmış gibi saldırıyor ve Yakup Çelebi'nin askerlerini yıpratıyordu. Ve Sultan 1. Murat çıktığı tepeden vaziyeti görünce oğlu Yıldırım Bayezid'e haber göndererek Yakup Çelebi'nin yardımına koşmasını istemişti.
Bu işi yapmak neredeyse imkansızdı. Yıldırım Bayezid'in bunu yapmak için bir cepheden bir cepheye savaş alanının ortasından geçip Yakup Çelebi'ye ulaşması gerekiyordu. Yıldırım Bayezid korkusuzca birliğindeki atlıları alarak adeta bir yıldırım hızıyla Yakup Çelebi'nin yardımına koştu. Bununla birlikte Brankovic'in birlikleri yavaşlamış ve geri çekilmeye başlamıştı. Sultan Murat Hassa askerlerine saldırı emri vererek Lazar'ı yakalama emri verdi. Bu büyük bir hata olmuştu çünkü sultan savunmasız ve yalnız kalmıştı. Yanında 100'den ibaret asker kalmıştı. Brankovic ve Tvarko kuvvetleri mağlup edilmişti. Ortada sadece Lazar ve askerleri kalmıştı. Savaşın bu sıralarında sultan savaş alanını geziyor ve yaralı askerlere su ve yiyecek vererek onlara yardım ediyordu. Tam da o sırada bir Sırp soylusu olan Miloš Obilić adlı bir adam sultana "Ben Müslüman olmak istiyorum." diye sesleniyordu. Sultan askerlerine "Bırakın gelsin." diyerek Miloš Obilić'i yanına çağırdı. Sultan ona bakarken Miloš Obilić ceketinden çıkarttığı bıçak ile sultanı yaraladı. Sultan için hemen bir şifa çadırı kuruldu. Yıldırım Bayezid de haber gönderilerek babasının çadırına çağrıldı. Yıldırım Bayezid çadırda babası Sultan Murad'ı görünce ağlamaya başladı. Bunu gören Murad-ı Hüdavendigar, "Zaman ağlayacak zaman değildir oğul. İslam ehline yardımcı ol, onları koru. Hiçbir zaman dininden saptırma. İslam'ı bütün tehlikelerden koru." diyerek son sözlerini söyledi. Ve bütün devlet adamlarını kulağını küpüyor olacak o sözü söyledi. Attan inmeyesiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.